Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman Meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Odur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında, emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için, Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için, Rablerin ezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama Allah, bütün kullarını hakkıyla görmektedir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. İşte onların mükafatları Rableri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel? Allah fakirdir. Biz ise zenginiz, diyenlerin sözlerini Allah elbette işikmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz. Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek gerek kadın hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz. Birbirinizden farkınız yoktur. Benim rızam için hicret edenlerin, vatanlarından sürülenlerin benim yolumda işkenceye zarara uğrayanların, benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin, elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları, Allah tarafından mükafat olarak, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller, Allah'ın yanındadır. Lakin, Rabbine karşı gelmekten sakınanlara, Allah tarafından bir ikram olarak, içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır. Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O ol dediği zaman her şey olu verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de görüneni de olmuşu da olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Gökleri ve yeri yoktan var eden odur onun nasıl çocuğu olabilir ki, kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey onun mahlukudur. Ve o her şeyi hakkıyla bilir. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes, Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki, ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz, Onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber kullarının gaflet ve cürümlerine karşı o halimdir, gafurdur, çok müsamahalıdır, affedicidir. Kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden Hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daha imdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. Dağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler. Böylece onları, ashab yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık. Allah, o yüce yaratıcıdır ki, yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah'ın emri ve hükmü, bunlar arasında inip durur ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz. Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak, herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner. Görmez misiniz ki, Allah, yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim, orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu. Etraflarında, ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde, parlaklıklarından ötürü, etrafa saçılan inciler sanırsın. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.